TV ekranlarından Sadra Şifa programından merhaba. Kur'an halkımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Yabancı olmadığınız hepimizin mutlaka bir fikrinin olduğu dinimizin de desteklediği fakat dindar olmayan çevrelerde dahi aksine bir şey söylenmeyen ana baba hakkı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet ana baba hakkı dedik dediğim gibi her çevrede e, aksi iddia edilmeyen aynı fikir birliğinde bulunan bir konu. Evet. Fakat biz bunu Kur'an çerçevesinde Kur'an buna nasıl cevap vermiş? Ayetlerde nasıl işlenmiş? Bunu göreceğiz. Evet. Nasıl başlayalım konumuza? Bismillahirrahmanirrahim. Ee, seyircilerimize ve herkese hayırlar diliyorum. Kur'anlı bir ömür diliyorum. Evet. <laughs> evet. Biz de tabii ki eee ana baba e, İliş, ana babayla, ebeveynlerimizle ilişkilerimizi e, Allah bu konuda ne diyor? Başlığı altında şekillendireceğiz tabii ki. Nihayetinde biz Müslümanız ve Müslüman olmamız hasebiyle de Allah bizim bütün ilişkilerimizi şekillendirecek bir e, donanımda bize kitap indirmiş. Dolayısıyla bizim için içerikte yani bütün ilişkilerimizi düzenleyebilecek içerikte bir kitap bize indirmiş. Biz bu konu biraz önce de senin bahsettiğin e, inanmayanların bile e, ebeveynlerine karşı özel hürmet ettikleri, saygı duydukları ya da ebeveynlerine muameleyi e, özel e, bir muamele şekli olarak kabul ettiklerini biliyoruz. E, bu konuda. Allah bize zaten sözün en güzelini söylemiş. Biz tabii ki bu konuda Allah bize ne diyor? Biz bu durumda Kur'an'a bakacağız. Bir şey söylemek istiyorum. Ha. Şöyle bir şey geldi aklıma. Daha doğrusu sürekli düşündüğüm bir şeydi. Bir konu eğer Kur'an'da geçiyorsa, hı hı. eğer Kur'an'a mevzu bahis olmuş bir şeyse hı hı. mutlaka ki önemli bir konudur. Evet. Yani e, ayetlerin e, bu konuda söyleyeceği bir şey varsa demek ki gerçekten insanların dikkat etmesi gereken bir konu. Evet. Anne baba hakkı ya da anne babalara davranışlarımız ebeveyn hakkı da bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya da Kur'an'da geçen diğer işte çok basit görebiliriz borçlanma ile ilgili e, Bile, ayetler. Mesela. Yani. Demek ki çok önemli ki bu şekilde evet. geçmiş. E, nasıl başlayalım dedik ama isterseniz gelenekte, rivayet kültüründe bu nasıl gelmiş? E, buradan başlayalım ve peygamber ve ashabın Buna bakış açısı, bunu bu konuyu anlaması, davranması nasıl olmuş? Bu şekilde devam edelim evet, o zaman. Evet, doğru. İnsanlar hayatın içerisinde ya annedir ya babadır ya evlattır yani. Ya bir anne babadan doğmuştur ya bir evladın annesidir. Bu bu kesin böyle. Böyleyse o zaman çok ciddi insan ilişkisi biçimidir. Ebeveyn çocuk ilişkileri. Yaşlı da genç de olsanız kim olursa ne şekilde hangi formda e, kesimden olursak olalım. E, çok önemli bir ilişki biçimiyle karşı karşıyayız. Bu anlamda Allah bize ne diyor? Buna bak. bir Buraya bakıyoruz. Bununla ilgili tabi ayetler var. Allah bu konuda bizim işimizi kolaylaştırmış. Ama öncelikle senin bahsettiğin gelenekte bu nasıl anlaşılmış? Gelenekte çok ilginç anlaşılmış. E, ebeveynlerimize karşı sorumluluklarımız ya da ebeveyn çocuk ilişkileri. Şöyle ki Gelenekte ebeveynimize karşı itaat farz olarak algılanmış. Yani evlatlar ana babalarına itaati haşa Allah'a itaat gibi itaat etmeliler diye anlaşılmış. Hiç unutmuyorum yıllar önceydi ben Türkiye'de böyle çok önemli bir caminin içerisinde yurt dışından gelen bir hafızı dinliyorum canlı Kur'an okuyor böyle çok şevkle dinliyorum hafızı. Sonra hafızın okuduğu Kur'an'ın mealini okuyan bir kişi vardı kürsüde. okurken bir sürü insan dinliyordu çok büyük bir cami. Eee ana babanıza itaat farzdır. İsra Suresi'nin ilgili bölümlerini okumuştu. Onu tercüme ederken eee ana babanıza itaat farzdır. Allah ana babaya itaati emreder. ...şeklinde söylemişti. Daha çok önceydi bu. Ben Allah'ım burada bir sorun var. Yani ana babaya itaat nasıl farz olur? Diye böyle bir araştırmaya girmiştim. Sonra doğruyla karşılaşmıştım. Veya karşılaştığımız güncel sorunlardan hareketle... ...böyle bir noktaya gelmişti. Böyle bir araştırmaya ihtiyaç hissetmiştim. E, gelenekte ana babaya itaat farz gibi algılanıyor. Hatta ana baba ne derse desin... ...ana babanın hiçbir zaman sözünden çıkılmaz diye biliniyor... Ee, bu durumda bizim Kur'an'da itaat ana babayla ilişki ilgili nerede geliyor, geliyor mu gelmiyor mu oraya bakmamız gerekiyor. Çünkü biz gelenekte ya da rivayette ya da söylentilerin içerisinde ne duyarsak biz bunu biliyorsunuz usulümüz gereği Kur'an'a arz ediyoruz. Yani bunun karşılığı Kur'an'da nedir? Allah Kur'an'da ana babaya itaat edin diye bir şey emrediyor mu? ya da itaat kavramı Kur'an'da ana babayla birlikte geliyor mu diye. Kur'an'a bak baktığımızda karşımıza direkt ana babanıza itaat edin diye bir emir olmadığını görüyoruz. Aslında geleneğin geçtiğini tersine. Ama nasıl geçiyor acaba? Evet. Geleneğin tersine. Gelenek bu konuda birçok konuda böyle olduğu gibi çok üzgünüm ki bu konuda da gelenek Kur'an'ın tersine işte bir takım rivayetler üzerinden şekillendirerek kendi inanma ya da anlama ve yaşama biçimini fıtrata aykırı bir şey söylüyor. Fıtri olan Allah'a şeksiz ve şüphesiz itaat etmektir. Fıtri olan Allah'ın bizden istediği. Allah'a itaat kesinlikle farzdır ve bu konuda hiç kimsenin diyecek bir şeyi yoktur. Ama Allah dışındakilere itaatin farz olduğu eğer Allah'a itaat, Allah'a itaat söz konusu değilse ya da Allah'a itaatsizlik söze konu ise orada İster ana baba olsun, isterse kim olursa olsun kesinlikle ona itaat edilmez. Biz ana baba'ya geçelim. Aslında rivayet kültüründe hani eşler için bile ana babanın üstünde verilen bir değer evet. var. Hatta, çok dikkat edilmesi gereken evet, bir. Evet. Onu inşallah Nisa 34'de işlediğimizde daha geniş işleriz. Ama doğrusu çok da güzel e, ya ilgisi var, güzel bir yerde şey konuyu hatırlattın. Mesela karı kocanın da kadının özellikle erkeğe itaatinin farz olduğu, hatta bir rivayet kültüründe bir kadının kocasının hakkını ödeyebilmesi için işte kocasının vücudunun kan ve irin olması onu bilmem ne yapması, daha sonra işte kocası ondan razı olmasa cennete giremeyeceği falan bunların hepsi rivayet kültüründe. En, en kötüsü secde etmesi yani, gerekse olsa o secde değil mi? Bunları Hazreti Peygambere isnat ederek üstelik Haşa o öyle bir şey asla yapmaz. Yani böyle bir şey mümkün değil. Zaten Hazreti Peygamber Kur'an Kur'an'ın Yaşayan mantığına, semantiğine ters düşen bir düşen bir şey yapar mı Hazreti Peygamber? Hazreti Peygamber böyle bir şey yapmaz o zaman bizim e, Kur'an'ı merkeze alarak konuyu anlamaya çalıştığımızda e, tabii ki bu Hazreti Peygambere isnat edilmiş erkek egemen düşüncenin ürettiği sonuçlardan başka bir şey değil yani. Doğu kültürü. Evet. Buna tepki olsun. Alimlerin de genelde evet. Yani, yani buna tepki olsun diye de bu sefer başka kadın egemen kafaların ürettiği evet. sonuçlar çıkıyor. İkisi de doğru bir değil ifrat, tabii ki. Bir bu doğru başka buyuruyor. bir konu da ama bizim konumuz e, şeyin e, ebeveynimize karşı bizim e, duruşumuz ne olmalı? Gelenekte dediğimiz gibi itaat merkezli bir e, e, konum belirlenmiş. E, e, çocuklar ebeveynlerine itaat etmek zorundalar. Farzdır itaat etmeleri. E, fakat bu tabi e, insan yapısına aykırı bir şey olduğu için o zaman da İnsanlar ana babaya itaati farz olarak algıladıklarında en basitinden en büyüğüne en genişine kadar ebeveynine en ufak bir şekilde bir konuda e, hayır diyorsa yani itaat derken o işte, sözüm ona itaat hayır diyorsa ya da dediğini yapmıyorsa bu tabi otomatik olarak günahkar e, kategorisinde kendisini görüyor. Hatta bununla ilgili benim çocukluğumda yaşadığım bir şey var. Benim annem. Ben e, çocukken çok küçükken bizim evimiz böyle dağa bakardı, e, arkası köyün içine bakardı, evin ön tarafı dağa bakardı. Kışın tabii kar. Bir metre, bir buçuk metre kar yağardı. O, o kurtlar o dağın tepesine, dağ eteklerine falan kadar belki inerlerdi. Belki de yakınına da gelirlerdi. Annem bazen, babam evde olmadığı zamanlar biz annem dikiş falan dikerdi. Yanında otur beni korkmasın diye yanında uyanıp tutmak için bana hikayeler anlatırdı. Ben sonra anlıyorum ki peygamber kıssalarıymış meğersem. İşte Musa Hızır kıssasındaki işte o Musa'nın Hızır'ın işte öldürdüğü çocuk tabii o öyle değil de ama nihayete lafızda öyle geçiyor. ...işte o çocuğun öldürülme sebebinin anasının sözünü dinlememesi, <laughs> dinlememesi olarak e, sebebinin o olduğunu söylüyordu. Tabii bu uzun yıllar benim üzerinde büyük bir yüktü. Yani hakikaten düşün annem bana filan yere git ve çabucak gel diyor. Ben gidip azıcık ve onun dediği saatten geç gelsem yani yani bir, peygamber ki Hızır'a peygamber olarak bakıyorsunuz o zamanlar. Demek ki öldürülmeyi hak ediyorsa bu çok fena bir şey diye çok ciddi bir yük vardı benim omuzlarımda. Aynı şekilde bu, yan, bu yanlışı doğru bilen yani bu yanlış ama bunu doğru olarak kabul eden hala böyle düşünen insanlar var. Ama normal insan tabiatına da aykırı bir şey. E madem böyle insan tabiatına aykırı bir şeyse benim gibi soru soranlar doğru sonuca ulaşabiliyorlar doğru yöntemi takip ederlerse. Olamayanlar o zaman anasına isyan eden işte zalim bilmem ne falan diye böyle bir ağır yükün altında hayatını sürdürmek zorunda kalabiliyorlar. Aslında şöyle bir araya girmek Hı -hı. istiyorum. Şimdi programı e, başlayanlar lütfen sonuna kadar getirmelerini rica ediyorum. Sanki e, şöyle bir e, izlenim vermiş olmayalım. Aslında farz biliyorsunuz ama e, isyana teşvik ediyoruz. Aslında öyle bir şey yok gibi bir <laughs> anlam çıkmasın. Lütfen sonuna kadar gidin konumuz çok güzel geliyor evet. çünkü. Yani biz inşallah Kur'an'da bu nasıl diyor asıl, işin aslı nedir onu söyleyeceğiz tabi. Dolayısıyla doğrusuyla karşılaşınca meselenin ne olduğunu anladım ama annemin de herhalde bir hissi duygularla böyle bir şey demiş olması yoksa normalde aslında bu olmadı. Sonra biz aslında Hızır Musa kıssasında o çocuk öldürme meselesinin bile klasik kültürdeki aynısı olmadığını sonra öğreniyoruz. Konumuz o değil tabii. Şimdi peki o zaman Hazreti Peygamber ile e, ashabının e, bu konuda Ebeveyn ve çocuk ilişkisinde ne anladı? Biz Kur'an'a baktığımızda Hazreti Peygamber ve ashabı Kur'anı insanlar içerisinde en, en doğru Hz. Peygamber e, kesin en doğru e, e, anlayanlarsa anlayansa Peygamberler ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam en doğru anlayansa eğer onların e, Kur'anın tersine bir şey de Hz. Peygamber'in tavsiye etmediği Kesinse eğer, o zaman bu konuda direkt bizim ıı, kapının Kuran'ın kapısını tıklatmamız gerekiyor. Evet, yani şöyle direkt. Şöyle hatırlatma yapalım. Sünnet neydi? Sünnet Hı -hı. Peygamber'in hangi yemeği sevdiği ya da işte neyi sevip neyi hoşlanmadı, günlük hayatındaki evet. şeyler değil. Kuran'ın nasıl yaşadığı yaşa yaşama şekliydi. Kesinlikle. Şimdi anne babaya itaat ya da nasıl davranılmasıyla ilgili davranışlar görüyoruz biz Peygamberimizin evet. hayatında aleyhissalatü Vesselam. E, sahabelere tavsiye ettiklerinden biliyoruz. Hmm. Demek ki buna göre davranırsak biz sünnete göre zaten uygun davranmış Aynen. olacağız. Aynen yani Kur'an zaten sünnet dediğimiz Kur'an'ın dışında bir şey değil yani. Hazreti e, Ayşe'nin siz Kur'an okumadınız mı? Hazreti Resulullah'ın e, ahlakı sorulduğunda, duruşu sorulduğunda siz Kur'an okumuyor musunuz? Cevabı bize Hazreti Rasulullah'ın yaptığının Kur'an'ın dışında bir şey olmadığını zaten. Ki çok derin ha. bir söz aslında. Evet, Şu an çok an... önemli. Evet, aslında hepimizi mi? bağlayan, hepimizin e, bizim duruşumuzu bu sözün ışığında gözden geçirmemiz gereken klişe bir söz gerçekten. Bu anlamda o zaman biz e, şeyi söyleyebiliriz. E, itaat ne demek? Madem geleneksel kültürde itaat bu şekilde e, e, ana babaya itaat emredilmiş miştir çocuklara diye ee, eğer biliniyorsa o zaman itaat nedir diye bakmamız gerekiyor İtaat aslında e, boyun eğmek teslim olmak efendim mesela e, e, süvarisine e, binilebilir uysallığa gelmiş atın durumu e, itaat kelimesiyle ifade ediliyor yani süvarisine itaat eden At mesela bu durum, bunun da ifade ediliyor. Gönüllü biçimde yaptığını gönüllü şekilde yapmak. Efendim mesela e, e, rıza göstermek, razı olmak bu şekilde e, itaat kelimesi bu şekilde e, kelime manası olarak geliyor. Efendime söyleyeyim mesela otlağın hayvanların otlamasına müsait halde olması. Yani e, etrafının çevrili olmaması ve e, hayvanların rahat bir şekilde girip otlayabilmesi, otlağın, meranın ya da e, otla hayvanların otlayabileceği kadar rahat ulaşılabilir olması, e, efendim biat etmek mesela ya da e, mesela meyvenin ağaçta oy, olgunlaşması durumu itaat kelimesininle aynı kökten gelen türeyen tür, türdeş kelimelerle ifade ediliyor. Dolayısıyla e, bu anlamda. E, Bağlılık göstermek, mesela baş üstüne demek ve bunun gereğini yapmak, efendime söyleyelim uyum sağlamak ve muvaffakat etmek durumları itaat aynı kökten türdeş kelimelerle ifade ediliyor. Kur'an'da itaat ve ana baba ilişkisinin birlikte geldiği yer İsra suresindeki ayet. Orada Allah ana babaya direkt itaati emretmez. Ancak der ki ana babanız ya da ebeveyniniz sizi Allah'a isyana teşvik ediyorsa onlara itaat etmeyin. Bakın burada aslında itaat ebeveyn ilişkisi çocuk ebeveyn ilişkisinde itaatin geldiği tek yer itaatin geçtiği tek yer ana babaya itaat etmeyin diye gelir ama nerede? sizi Allah'a isyana teşvik ediyorsa, sizi aslında, şirk'e davet ediyorsa. Şöyle bir şey var şimdi İsra Suresi'ni düşününce Mekki bir ayet, Mekki bir sure. Evet, yani birkaç ayetini saymazsak Mekki bir sure. O zaman da yaşanan bir sorun aslında bu. Anne babanın tabii, müşrik tabii. olması, e, oğlunun iman tabii, tabii. ediyor olması, işte onu zorluyor olmaları bu ayetin hani nüzul sebebini çok rahat anlayabiliyoruz evet, evet. aslında. Hı. Yani Hele güncellemek ki, adına evet. işimizi kolaylaştırıyor. Ki günümüzde de yaşanabiliyor bu tip evet. şeyler. Evet. Orada Deme, şöyle zımnından okuduğumuzda o itaat ebeveyn ilişkisini zımnından okuduğumuzda ebeveynimiz bizi Allah'a isyana teşvik ediyorsa ona itaat etmeyiz ama tersinden Allah'a isyana teşvik etmediği noktalarda da o zaman itaat edebiliriz. Anlaşılabilir ama bu itaat farz şeklinde anlaşılmaması gerekiyor. Zira başka kavramlar geçiyor konunun içerisinde. Onlar da e, ne mesela İhsan geçiyor. Ana babamıza muamele şeklimiz ihsan olmalı diyor. Bunları açacağız e, ileriki il, 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 dakikalarda. İhsan geçiyor. Onlara maruf üzere davranmamız emrediliyor. Tüm bunların hepsi beraber değerlendirdiğinde değerlendirildiğinde ve Kur'an'daki ilgili ayetler ışığında mesele şekillendirilmeye çalışıldığında e, yani Allah'ın e, maksadına yakın şeyler yakın bir sonuca ulaştığımızı söyleyebiliriz kendimizce. O açıdan buradan hareketle biz tabii ki 17. surenin 23. ayetini sözümüze sertac yaparak onu merkeze alarak konumuzu genişletmeye çalışalım. inşallah. Evet. Bir ayeti daha hatırlatabilir miyim? Siz tabii tabii. Mutlaka işleyeceksiniz şimdi bu anne babaya üf meselesi. Belki de ona geliyorsunuz. Şimdi, evet. Değil evet. Mi? Mesela Bu ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? Üf mevzunu yani bu lafzi olarak üf demeyelim mi? Yoksa bunun davranışsal olarak bir yansıması var. O davranışlarda bulunmayalım mı? Nedir yani, bu aradaki farkı? Demek istiyorsun ki ben anla, doğru mu anladım doğru senin mu? sorunu? Söyleyeyim. Yani sen diyorsun ki galiba bu kav, e, kavl midir yoksa hal midir demek istiyorsun. Aynen, bu uf evet. nedir? yani? Evet, bu, aynen, nedir? O, Çünkü evet. <laughs> yani bir çocuk anne babasına e, kötülüğün bir çocuğun yapabileceği kötülüklerin tamamını yapar ama ağzından üf kelimesi çıkmaz yani şimdi bu iyi bir çocuk mudur üf demediği için <laughs> evet. değil mi doğru anladım Aynen, evet tamam istedim. peki o zaman e, öncelikle 17. surenin 23. ayeti 17. surenin 23. ayeti Ahkaf suresinin 15. ayeti ve e, Lokman suresinin 15. ayetleri bu surelerin üçü de Mekki yani Allah Mekke'de şahsiyeti inşa eder, bilinci inşa eder, insanın paradigmalarını şekillendirir ya. Kişi aklını vahiy ile şekillendirir. Medine'de artık hüküm ayetlerinin indiği ve insanların artık bir nevi kendi devletini kuran, kendi şahsında şahsına münhasır devletini kuran, kendinde İslam'ı hakim kıldık, nefsinde İslam'a hakim kılan insan artık ...Medine'sini çok rahat bir şekilde yaşayabilir. Evet. Mekki ayetlerinin özelliği hani Bu. cehennem ve cennet ayetlerinin daha çok geldiği ayetler, <laughs> e, insanların biraz tedirgin, belki korkutularak e, ve imani ayetlerin hani daha çok geldiği. Hı hı. E, ve ahlakın inşa edildiği evet. aslında ve anne baba ya, Şahsiyetin yani, evet, ve ahlakın. An, evet. E, anne baba ile ilgili ayetler de insanın ahlakı ve karakteriyle ...ilgili evet. olduğu için Mekke ayetler olduğunu düşünüyorum. Doğru. E, şimdi psikolojide e, şöyle bir şey vardır... Maslow'un piramidi diye... E, hı hı. ...altı katmanlı bir piramit vardır... Hı hı. ...hani ihtiyaçlar listesi en altta evet, üstte evet. doğru... E, ...ayetlerde de böyle bir piramit olduğunu düşünüyorum. Doğru. Yani. En alta ahlakı koymamız gerekiyor ki... ...ondan sonraki ayetler çok daha güzel oturabilsin... Evet. ...uygulanabilsin, iman edilebilsin. Kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden anne baba da bu ahlak kavramında... ...çok önemli bir yer tutuyor. Anne babayla ilişkilerimiz ama unutmamak gerekiyor ki çocukları anne babalar yetiştirir evet. yani biraz çocuklarımız da bizim e, şeyimiz bizim e, verdiğimizdir ama e, büyüdükten sonra biz büyüdükten sonra biz Artık anne babamızın bizi bize verdiği olmamalıyız. Anne babamız bize yanlış şeyler de vermiş olabilir. Nihayetinde herkes ne kadar biliyorsa o kadar verir çocuğuna. Yanlışlar da yapmış olabilir. Ama biz artık bizatihi kendimiz Kur'anla muhatabız. o açıdan bizim kendi üzerimizde çalışarak bizim kendimizin hayatımızın Mekkesini inşa konusunda ortaya bir emek koymamız kişisel gerekiyor. Kişisel gelişimimizi Kur'anla tamam gerekiyor. Yani kişisel gelişim daha çok modernist bir kelime de mesela modernist bir tabir de daha çok e, ee, yaratılış amacımızı gerçekleştirmek kendi üzerimizde çalışmaktan geçer. Yani geçmişten getirdiğimizle geleceği, geçmişten getirdiğimiz gelecek için yeterli olmayabilir. Anın gereğini yapıp kendimizi güncellemek ve e, Kur'an ile kendi düşüncelerimizi, duygularımızı, hayatımızı yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Kendimizin Medine'sine kendimizi hazırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kişinin kendi üzerinde çalışmasıyla alakalı, kendisine ayna tutmasıyla alakalı bir durum. O açıdan bizim e, muhakkak surette en, zaten prensip olarak şuna inanıyoruz. Biz ne hangi konuyla karşılaşırsak karşılaşalım Allah bu konuda ne diyor diye önce bir Kur'an'a bakmamız gerekiyor. Nitekim bunda da öyle yapacağız. E, Allah ayette ve kadar Rabbuke elle ta'budu illa iyyahu e, Allah Kendisi, Rabbin kendisinden başkasına asla kulluk yapmamanı emreder. Yapmamanızı emreder. Zaten Allah'tan başkasına kulluk yapmak şirktir. Ama burada Allah'ın Rab esmasının gelmiş olması çok manidar. Bu hayatın içerisinde özellikle e, hayatı yaşarken e, Allah'ın hükümlerini kendi pratik hayatımıza hakim kılmak olarak anlayabiliriz bunu. Yoksa sadece ibadetlerimizi... Allah'a yapmak. Kimse şu anda bir putun karşısında bir ibadet yapmıyor. Günümüzde böyle bir kültürü yok zaten. Bu hayatın içerisinde Allah'ın emrine muhalif herhangi bir cüzü tercih etmemek şeklinde anlaşılabilir. Rabbin kelime manasını biraz evet, aslında biraz açarsak terbiye eden, hayata müdahil olan, insanı hiç bırakmayan efendime söyleyelim e, sahip manasını çok geniş bir e, esma. Kur'an'da en çok geçen esma. Allah'ın Rab esması. Tabi klasik esma listesinde bu yok. Allah'ın Rab esması yok ama yani Kur'an'da en çok geçen esmadır. Aslında Rabbin, Rab kelimesinin geçtiği enteresan bir yer. Hani Arapçada Rabbetül Beyt diye geçen. Değil mi? Aslında konumuzda da <laughs> alakalı. Evet. Ev hanımları yani, ya da anneler için. Annelere anılman, evin şey e, Rabbi denir yani. Evin Evi terbiye edicisi. Çekip çeviren terbiye evet. edici. Hiç evet. eli evin üstünden kalkmayan kadın demek aslında. <laughs> evet. Sürekli evde aktif olan yani çocuklar büyüse bile onlara anne olmaya devam eden kadın demek terbiye edici manasında. Terbiye edici, düzenleyici e, vesaire bir sürü mana, manası var. Efendim ve kadar Rabbüke ella tabudu illa e yahhu başka sakın kulluk yapmayın. Sa sadece Rabbinize kulluk yapın. Ve ve ihsanen ve ebeveyninize ihsan ile muamele edin. Bakın. Burası gerçekten çok ilginç geliyor bana. E, Allah'a kulluktan sonra ebeveynine ihsan geliyor. Başka bir ayette Allah'a şükür e, sanırım e, Ahkaf suresinde ee, şeyde de geçiyor aynı şey ee, Lokman suresinde Allah'a şükürden bana şükret ebeveynine şükret diye geliyor mesela. Şükür tabi orada şükrü evet. de açmak gerekiyor. Bu kavramları e, bahsettiğiniz evet. ihsan, maruf ve şükür kavramlarına evet. bahsettiniz. Anne Bak, babaya hı. Onları açacağız. Evet Evet açacağız inşallah. Allah'a e, Rabbine e, sadece Rabbine kulluk et Rabbine Rabbin dışında herhangi bir şeye sakın ola ki kulluk yapma. Ve bil valideyni ihsanen ve ebeveynine ihsan ile muamele et. Ayeti okuyayım sonra içindeki kavramları tek tek açacağım. İmme yabluganne indekel kibera ehaduhuma ev kilahuma taqul tekullehuma uffin. Onlardan biri ya da ikisi... Senin yanında yaşlandığında, yaşlılık haline geldiğinde, yaşlılık e, aşamalarını senin yanında geçirdiğinde, onlara üf deme. Kelime, lafız olarak böyle. Bunları açacağım tabii ki. Bu ten herhuma kavlen kerime ve onları ten herhuma nehara azarlama, e, aşağılamaya da onlara kerim söz söyle. Ondan sonraki ayet zaten e, çok e, önemli bir ayet. Ondan sonraki de şöyle ki e, 20, 24. ayet وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنْ رَحْمَةِ وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا yani sagira diye gelir ayet. Burada da Ebeveynimize nasıl ilişkide bulunmalıyız? Onlarla ilgimiz ilişkimiz nasıl olmalı? Sorusunun cevabını da yine 24. ayet veriyor. Onlara bu yaşlılık hallerinde senin yanında yaşlandıklarında zamanında senin onlara ihtiyacın vardı. Şimdi onların sana ihtiyacı var. İşte o zaman da onlara e, merhamet ile muamele et ve kollarını kanatlarını ona ger. Hatta bu kol kanat ger meselesi hemen şimdi söyleyeyim e, ee, kuşun yavrularını e, kanadının altına toplayıp dışarıda kalmalarını önlemek durumu bu form ile ifade ediliyor. Hangi kelimeydi o? Ee, e, hangisi? Hmm. neydi? E, ee, Rabbeyani sagira. Hmm. Onlara ve kul rabbir hamhuma vahfiz lehuma cenaha cenaha zulli kanatlarını ona ger. Cenaha zulli kelimesi ona kollarını kanatlarını ger. Aslında bizim Türkçede karşılık kol kanat ger anlamında. onlara kollarını kanatlarını ger. İşte o kuşların yavrusunu topal, toplaması gibi. Tabi ilginç bir şey de var orada. Zamanında anne baba onlara öyleydi. Şimdi de evlatlar anne babaya öyle olmalı. Her evlat bunu bu mantıkla yaklaşmalı. O şekilde ee, bir ayette var ebevenine. zaten. Evet. Şimdi e, bu anlamda o zaman e, ayetteki bu e, ihsan ne manaya geliyor? E, i̇hsanı nasıl anlamamız gerekiyor diye baktığımızda... ...bizim ihsan kelimesinin en güzel şekilde ifade edileceği. Kur'an'da ihsan, muhsin, hasen hepsi aynı kökten geliyor. Hasenat aynı kökten geliyor. Yaptığını en güzel şekilde yapmak. Bir ameli, bir fiili, bir işi yaparken muhatabının duygularına dokunmak. Ya da yaptığını sadece ve sadece Allah için yapmak. Hiçbir karşılık beklemeden yapmak. Yalnız ve yalnız Allah için yapmak diye söyleyebiliriz İhsan kelimesinin ma manası. ...ya da ihsan kavramının altını doldurmak için. Şimdi arkadaşlarla bu son birkaç gündür bu bir video var... ...internette, sosyal medyada dolaşıyor. Onu gündem yaptık. Şöyle ki, işte bir adam, bir yaşlı kadın torunuyla birlikte bir markete gidiyor. Bir pasta alacaklar. O pastayı, paraları yetmiyor, fakir bir aile yetmiyor... Torununu alamayız diyor. Torun almak istiyor. Dedesinin doğum gününü kutlayacak. Sonra pastayı bırakacakları esnada genç bir delikanlı parası pastanın parasını veriyor, pastayı götürüp çocuğa teslim ediyor. Al bunu götür diyor. Çocuk eve geliyor. bir Tabii orada bir pusula alışverişi de var aralarında. Eve geliyor, pastayı üst, üzerine mumları koyarak işte kendilerine göre en kıymetli, en önemli bir durum. E, dedesinin doğum gününü kutlayacaklar. O arada dede. E, bir ku geriye sarıyor ki bir zamanlar meğer dede birisine işte çocuk aynı şeyi dede daha önce yaşamış. E dolayısıyla bir iyilik yap ki karşında o iyilik seni bulsun. Şimdi bu bu duruma bir şey demiyorum. Böyle olabilir ama bu seküler kafayla yapılmış bir üründür diye düşünüyorum. Hatta Türkiye'deki bir televizyon kanalı bir televizyon kanalının zihniyetinin de e, ifadesi açısından önemlidir. Bir iyilik yap mutlaka o iyiliğin karşılığını karşılığı sen bu, bu dünyada, dünyada alacaksın. Bulursun, evet. evet. E, ya Müslüman'ın öbür dünyası ne olacak? Müslüman eğer yaptığı her şeyin karşılığını bu dünyada alacaksa öbür dünyada ne olacak yani? Biz ne ne neyle karşılaşacağız öbür dünyada? Öbür dünyada ne olacak? Az sonra <gülüyor> diyerek söyleyeyim <laughs> ama e, konumuzun çok e, güzel açıldığı, tam tatlandığı bir yerdeyiz ama bir ara vermemiz gerekiyor. Peki, Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.